أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, bugün Allah'ın izniyle irade ve irade eğitimini konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim her birimize nasip eylesin anlamayı, anlatmayı, yaşamayı ve en sonunda onun rızasına uygun olarak huzuruna varabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbim yaşadığımız süreçten en güzel dersleri, en faydalı dersleri çıkarabilmeyi her birimize nasip eylesin. Rabbim dünyamızı ve ahiretimizi mamur eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, aslında irade dediğimiz şey ilk temel anlamda ne istiyorsun, ne yapmak istiyorsun sorusunun cevabıdır. Yani bu konuda sen ne yapmak istiyorsun? Bu konuda senin fikrin nedir? Bu konuda nasıl bir yol izleyeceksin sorusunun aslında bir cevabıdır. Çünkü irade istemek, arzu etmek, ortaya koymak için bir hamle yapmak gibi bir çeşit manaları vardır. Peki şöyle derli toplu bir tanım yapmak istersek şöyle diyebiliriz. Nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi, ona yönelmesi demektir. Nefsin yapılmasına hükmettiği, yani bu iş yapılmalı, yapılması gerektir dediği bir şeye, bir amacı gerçekleştirmek için ona doğru bir hamle yapmaya irade ediyoruz. Veya canlıyı kendisinden değişik mahiyetteki fiillerin doğmasını sağlayacak bir duruma getiren niteliktir. Yani şöyle durup dururken, hiçbir şey yokken bir şey yapıyor, bir irade ortaya koyuyor. Durup onu ortaya çıkaracak, o hamleyi yapmasını gerektirecek olan niteliğe irade diyoruz. Veya bir fayda elde etme inancının ardından doğan eğilim diye de bir tarif yapılmıştır. Çünkü insanoğlu yapmış olduğu amellerinin içerisinde o amelleri yaparken, o iradeyi gösterirken, o fiili işlerken kendisi açısından bir faydanın, tabii bu kendisi açısından bir fayda, yoksa genel anda baktığımız zaman bir fayda olması gerekmez. Ama kendi düşüncesi içinde baktığı zaman bir faydayı elde etmeye matuf bir iş yapmaya biz irade diyoruz. Peki irade ile ihtiyar arasındaki fark nedir? İrade ile ihtiyar arasındaki fark, İrade, az önce söyledik, bir eğilimdir. Peki ihtiyar? İmam Gazali'nin şöyle bir tarifi var bu konuda, şöyle bir mülahazası var. Diyor ki, ihtiyar insanın idrak etmekte, dolayısıyla karar vermekte tereddüt ettiği ve tereddüde düştüğü bir konuda aklın yol göstermesi sayesinde doğan özel bir iradedir. Tabii ki buradaki akıldan kasıt, İslam'ın öğretileriyle beslenmiş selim bir akıl diyoruz. Yani Kur'an ve sünnetten ve öğrendiklerinden doğru bilgilerle bezenmiş, beslenmiş, ortaya konulmuş bir akıldan bahsediyoruz. Duyu ve mütehayyileye dayanan veya aklın kesin kararından gelen bir hüküm ortaya çıkmadıkça iradenin harekete geçmesi düşünülemez. Yani Gazali'ye göre bir şeyin iyi olduğuna dair bilgi onun yapılması gerektiği hükmünü verdirir. Hüküm iradeyi, irade kudreti, kudret de fiili meydana getirir. Demek ki bir insanın irade ortaya koyabilmesi için bunu kendi zihin dünyasında bir süzgeçten geçirmiş olması ve bunu da artık yapılması gerektir, yapmam gerekir hükmünü verdikten sonra eyleme geçmesine biz irade diyoruz. Bunu eğer tereddüde düştüğü konuda aklın yol göstermesiyle beraber, ki ihtiyarın olumlu anlamda bir manası vardır, Kur'an'dan ve sünnetten beslenmiş bir aklın o tereddüde düşen kişiye yol göstermesi sayesinde doğruyu tercih etmesine de ihtiyar demeyi herhalde konumuz açısından doğru olduğunu düşünüyoruz. İhtiyar kavramı bilinçli ve özgür bir seçimi ifade ettiği, bu sebeple de literatürde daima cebir teviriminin karşıtı olarak kullanıldığı için bu kavramla psikolojik alanda ahlaki alana geçiş yapılmaktadır. İhtiyari fiil sıradan bir yöneliş olmayıp ahlaki bir şuurla davranışta bulunmadır. Bu anlamıyla da iradenin de özelliği. Zaten
ismi üzerinde ihtiyar hayır kökünden gelir. Tercihtir ama kelimenin de kendisinin yapısal olarak yüklenmiş olduğu o güzel, olumlu, iyi olma anlamını da içinde barındırarak ahlaki anlamda, ki bu ahlaki anlamdaki manayı Kur'an ve sünnetten yola çıkarak oluşturuyoruz. Kişinin ihtiyar ettiği şeyin inancına, yani İslam'a uygun olması anlamında. Yani iradeyi gösterdiği şey İslam'a ve onun öğretilerine uygun olduğu zaman onu ihtiyar edip ortaya koyması, işte iradeden daha özel bir anlam ifade ettiğinin göstergesidir. Değerli kardeşlerim, insanı büyük yapan ve küçük yapan kendi iradesidir. İradesi sağlam insanlar zorluklardan yılmaz ve hayat imtihanında başarılı olurlar. Dürtüleri yönetmek, kamil insan için paha biçilmez bir kazanımdır. Malumdur ki bütün başarısızlıkların, aldanışların ve günaha sürüklenmenin temelinde irade zayıflığı yatar. Kendimi tutamadım, şeytana uydum gibi serzenişler problemin bilgi kaynaklı değil, irade kaynaklı olduğunu gösterir. Çünkü şeytana uydum, kendimi tutamadım ifadesi aslında yapılan işin yanlış olduğunun farkında olmayı ama bu farkında olmaklığa rağmen iradeyi olumluya çevirememe, yani ihtiyar edememenin sonucudur. Bu yüzden irade eğitimi ihmal edilmemesi gereken bir meseledir. Maddi dünyamızda fizik kanunlar olduğu gibi iç dünyamızda da psikolojik kurallar vardır. Ancak o yasalara uyarak akıl, duygu ve irademizi eğitebiliriz. Şimdi değerli kardeşlerim, biraz daha asıl işlemek istediğimiz konunun girişine gelmiş olduk. O da şudur. İman etmek de aslında bir iradedir. Yani bir tercihtir. İman edip etmemek. Rabbimiz Estaizu billah İnsan suresindeki ayeti cellede 2 ve 3. ayeti cellede İnna halaknal insane min nutfetin emşac. Gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden, erkek ve kadının dölünden yarattık. Nebtelihi fece'annahu semî'an basîrâ. Onu imtihan edelim diye işitir ve görür kıldık. Burası önemli. Devamında inna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kebûrâ ve immâ kefûrâ. Biz ona yolu da gösterdik. İşte yol budur dedik. İster şükreder, ister küfreder. Bir tercih. Rabbimiz aslında bizden bir irade göstermemizi istiyor. Buyuruyor ki ayeti cellesinde, ey kulum, ey insanlar, ben sizi şöyle yarattım. Bir itirazı olan var mı? Yok. Bugün dünyada insan olduğunun ortaya çıkışında, yaratılışında, kafasında, zihninde bir soru işareti olan var mıdır? Yoktur herhalde. Yani Kur'an'ın anlattıklarıyla bugün bilimin ortaya koyduğu şey aynı. Rabbimiz buyuruyor ki ben sizi böyle bir durumda, böyle bir nutfeden, yani baktığınız zaman aslında hiç değer vermeyeceğiniz, belki de yolda görseniz üzerini ayağınızda ezeceğiniz, bir bardağa koymuş olsanız bardağı kendisiyle beraber kırıp atacağınız bir sudan insan diye bir şaheser ortaya çıkaran Allah Celle Celaluhu onu imtihan etmek için gören ve işiten kıldık buyuruyor. Yani anlama kabiliyetini, anlama, anlamlandırma ve ona göre karar verme, irade ortaya koyma kabiliyetini biz insana verdik buyuruyor. İnna hedeynahu sebil. Şimdi anlama ve anlama kabiliyetini, anlamlandırma kabiliyetini ona verdikten sonra dedik ki işte yol budur, işte yol. İster şükreder, ister küfreder. Bu bir tercih meselesidir. Öyle değil mi? Dolayısıyla bizim iman edişimiz, Müslüman oluşumuz, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyişimiz de bir irade neticesindedir. Kabul edişimizdir, onu ihtiyar edişimizdir. Yani iki yol var, o iki yoldan hak olanı seçme iradesini göstermiş olmamızdan kaynaklanır. Yine Kehf suresi 29. ayeti cellede de Rabbimiz şöyle buyurur. Ve kul de ki el hakku min rabbikum.
Hak Rabbinizdendir. Yani doğru, gerçek Rabbinizdendir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Dileyen de inkar etsin. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِم۪ينَ نَارًا Biz zalimler için bir ateş hazırladık ki, burada zalimler ifadesini kullanması hemen aklımıza Ahzab suresindeki o ayeti celilleyi getirir. Estaûzu billah. İnna aradna al-emanete ala's-semâvâti vel-ardı ve'l-cibâli fe'ebeyne en yahmilnahâ ve eşfaqna minhâ ve hamalahâ'l-insân innehu kâne zalûmen cehûlâ. Allah emaneti, evet, diğer mahlukata teklif ettiğini söylüyor ama insan bunu yüklendi, diğerleri kaçındı. İnsan yüklendi ama insan zalimdir ve cahildir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Burada da isteyen şükretsin, isteyen iman etsin, isteyen küfretsin, kafir olsun. Biz zalimler için bir ateş hazırladık ifadesi önemlidir. Bu ayeti atıf yaparak konuşuyorum. Çünkü insan zalimdir ve Allah zalimler için bunu hangi ayetin hemen peşinde söylüyor? Küfretsin, isterse küfretsin, yani inkar etsin ama biz zalimler için. Çünkü inkar etmesi, değerli kardeşlerim, inkar etmesi kendisi açısından zulümdür. Kendisi açısından hüsrandır, kendisini hüsrana uğratmaktır. Çünkü yapı olarak, yaratılış olarak, donanım olarak Rabbimizin kendisine bahşetmiş olduğu o donanıma sahip olup bunu olumlu manada biraz akıl yürütmeyle kullanabilme imkanı varken inkarı seçiyor olması aslında zalim olmasının ta kendisidir. Rabbimiz böyle buyuruyor. Elem nec'al lehu ayneyn. Beled suresindeki bu ayet-i celleler de aynı şeyi ifade ediyor. Biz ona elem nec'al lehu ayneyn. Biz ona iki göz, ve lisanen ve şefeteyn, bir dil ve iki dudak, ve hedeynâhun necdeyn, ve biz ona eğri ve doğruyu göstermedik mi? Gösterdik. Halen daha Rabbimiz bize göstermeye devam ediyor çeşitli vesilelerle. Değerli kardeşlerim, aslında bütün bu hatırlatmalar kulun iradesini, ihtiyar etmesini olumlu anlamda kullanması için olan hatırlatmalardır. Unutmayalım, ahirette tercihlerimizden sorgulanacağız. Neyi tercih edeceğimizi de karar veren biziz. Bizi zorlayan yok. Değerli kardeşlerim, öncelikle tasavvurumuzu Allah karşısında aciz, diğer canlılar karşısında aziz olduğumuz ön bilgisiyle şekillendirmeliyiz. İrade terbiyesindeki ön kabulümüz ise inandığımız ve bildiğimiz şeylere teslimiyettir. Şimdi insan Allah Celle Celaluhu لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ işte وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ diye devam eden hem Tin suresi hem de diğer surelerde, işte İsra suresinde olan ayet-i celle'de insanoğlunu mükerrem yarattığını, İkramı mazhar kıldığını, özel yarattığını, çünkü insanı kendisine muhatap kıldığını, ona hitap ettiğini, peygamber gönderdiğini ve onun için cennet ve cehennem diye ebedi bir mükafat veya cezayı hazırladığını buyuran Rabbimiz, onu kendisi karşısında aciz ama diğer mahlukat karşısında aziz kılmıştır. Değil mi? Aklını kullanabilen, iradesini kullanabilen tek varlıktır. Dürtüsüyle hareket etmez. Dürtüsüyle hareket edenleri de zaten dinden muaf kılıyoruz değil mi? Hani akli melekelerini kaybetmiş olanların dinde bir sorumlulukları yoktur diyoruz. Bu ön kabulümüz, yani Allah karşısında aciz ama diğer mahlukat karşısında aziz. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizim kulluğumuzu daha güzel yapabilmemiz, Allah'a daha iyi kul olabilmemiz ve kulluk görevlerimizi daha güzel yerine getirebilmemiz için bütün kainatı bizim emrimize müsahhar kılmıştır. Bunu yine kendisi söylüyor. Peki gaye nedir? Müsahhar kılmıştır ki insan Allah karşısındaki acziyetini kavrasın ve ona kulluk etsin. Diğer mahlukattan da Allah'a kulluk etme yolunda faydalanabilsin, kendisini
kendisi için güzel sonuçlar doğuracak o bilgiyi edinebilsin. Değerli kardeşlerim, irade eğitimi hususunda irademizin zayıflığa düşmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi meşguliyetten mahrum kalmaktır. Başıboş kalmaktır. Hiçbir işle meşgul olmamaktır. Yalnız kalıp kendimizi dinlemektir. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ Öyleyse bir işi bitirdiğin zaman başka bir işe yönel ifadesi. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın مَنْ اِسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır ifadesi, insanoğlunun özellikle Müslümanlar özelinde her an yeni bir şeyle meşgul olma, yeni bir şey elde etme, yeni bir bilgi edinme, hangi işle meşgul oluyorsa olsun o işte kendini yenileme, daha faydalı olabilmeye doğru bir yol haritası çizmesi gerekir ki bu kişinin iradesinin daha sağlam olmasını gerektirir. Değil mi? Yani hemen yılmayan, vazgeçmeyen, özellikle de Allah'ın rızasını kazanma hususunda ısrarcı olmak yine sağlam bir iradeyi gerektirir. İrade eğitimde diğer önemli bir konu, bir nokta, ısrarlı bir şekilde tekrar etmektir, vazgeçmemektir. Nasıl ki her gün fiziki olarak bir takım şeylere ihtiyacımız vardır, aynı şekilde de ruhumuzun da beslenmesi için bir takım eylemlere ihtiyacı vardır. Tekrar gerekir. Alışkanlık kazanmak gerekir. Ama Allah karşısında aciz olduğumuz o ilk söylediğimize dönersek, Allah karşısında aciz olduğumuzun farkında vardığımız zaman bu sonradan eklediğimiz maddelerin yerine gelmesi daha da kolay olur. Çünkü Allah karşısında acziyet ona kulluğu gerektirir. O kulluğu yapabilmek de iradeyi terbiye etmekten geçer. Alışkanlık. Çünkü meyiller fiilleri belirler. Efendimiz alışkanlık kazanmanın yolunu Hazreti Aişe radıyallahu anhadan gelen bir hadisi şerifte su ile soruldu. Eyyül ameli ehabb ilallah. Allah'a en sevimli amel hangisidir? Diye bir soru üzerine Allah Resulü şu cevabı vermiştir. اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ Az da olsa devamlı olanıdır. Çünkü az da olsa devamlı olması bir iradeyi gerektirir. Yoksa 3-5 gün böyle yoğun bir şekilde kendimizi helak edecek derecede bir fiiliyatın içine giriyor. Daha sonra nefis ve vücudumuz onun bezginliğiyle beraber terk etmeye başlıyor. Ve bir daha o alışkanlığı kazanmak için aynı hamleyi yapamıyoruz. Halbuki gerektiği kadar kulluğumuzun bilincinde olarak Rabbimizden bizden istediğini asgari ölçüde yapmaya çalışmak daha sonra o asgarinin üzerine koymayı daha kolaylaştırır. Ama az da olsa devamlı olmak sağlam bir iradeyi gerektirir ki ondan vazgeçmemek gerekir. Unutmayalım değerli kardeşlerim, dünyada Allah'ın koymuş olduğu sünnetullah vardır. Eğer o sünnetullah'a aykırı yaşarsak dünyada hüsrana uğrar, dünyada kaybederiz. Örnek verelim, hastalandık, Rabbim kimsenin başına vermesin, hastalandık. Hasta olduktan sonra doktorun vermiş olduğu reçeteye göre hayatımızı tanzim etmezsek sağlığımızı daha da kaybederiz. Bunu külli planda şöyle düşünelim. Kul olup da Allah'ın yazmış olduğu reçeteye, o kulluk reçetesine sadık kalmazsak hem bu dünyada hem de ahirette kaybederiz ki kulluk reçetesine bağlı kalmak o da bir iradeyi gerektirir. Yani şöyle diyelim. Eğer çok acı çektiğimiz bir hastalığımızdan deseler ki senin hastalığının iyi olabilmesi için her sabah saat 4'te şu ilacı içmen gerekir veya şöyle bir bardak su içmen gerekir deseler biz ne yapar eder o saatte kalkar değil mi? O suyu içmeye gayret ederiz. Tamam. Peki Rabbimiz buyuruyor ki
Eğer dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyorsan sabah uykunu böl ve namazla güne başla. Yıl içinde değişik zamanlarda sabah namazını kılıyorsun. Güneş doğmadan önce, güneş üzerine doğmadan önce o namazı kıl. Peki aynı iradeyi burada da göstermemiz gerekmez mi diye kendimize sormamız gerekiyor. 3 ayların içindeyiz. Allah izin verirse yaşayanlar açısından Ramazan-ı Şerif gelecek. İşte Ramazan-ı Şerif de değerli kardeşlerim bizim açımızdan en önemli irade terbiyesinin yapılabileceği zaman dilimidir ki Rabbim bu aya erişebilmeyi ve irademizi terbiye edebilmeyi her birimize nasip eylesin inşallah. Bu çok uzun bir konu ama genel hatlarıyla konuşmaya gayret ettik. Şöyle diyerek bitirelim. Basit davranışları çok görmeden, ertelemeden, özellikle kullukla ilgili yapmamız gerekleri ertelemeden davranmak, çalışmak. Nehir kenarından abdest alırmakla su israf olur mu deme. Çünkü onun israf olacağını belirleyen Allah Resulü demiştir ki bugün her bir damla suyun boş kullanıldığı zaman ne hallere geldiğini, nasıl bir tehlike oluşturduğunu zaten görüyoruz. Kıyamet gelince fidan mı dikilir deme. Çünkü o fidanı dikmek irade gerektirir ki vazgeçmediğinin hala bir şeyler yapmaya azmettiğinin göstergesidir. Keyif ve konforun rehavete sebep olduğunu bil. Uykuya uyum sağlama. Asıl mutluluğun emekte olduğunun aklından çıkarma. Mükafatın kıymeti meşakkattedir. Dünya tatma yeridir. Doymaya çalışma. Eğer şeytandan bir kışkırtma sana gelirse hemen Allah'a sığın. Bereket harekettedir. Kendini değiştirme iradesi gösterirsen Allah seni değiştirir. Değerli kardeşlerim, bir gemi içinde dümen neyse insan içinde irade odur. İradesini doğru kullanmak suretiyle nereye gittiğini bilen bir insana yol vermek için dünya durup kenara çekilir. İradesizlik şahsiyeti insanların yetişmesine, iradesizlik silik şahsiyetli insanların yetişmesine zemin hazırlar. Yüce Rabbimizin bizden istediği o kulluk vazifelerini hadis-i şerifte belirtildiği minval üzere yapmaya gayret ederek irademizi onun istekleri doğrultusunda kullanarak Rabbim her birimize dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin. Rabbim dünyamızı ve ahiretimizi mamur eylesin. Ve ahir du'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.